Hoş geldin 2021 diyemeyeceğim. Tabii ki tüm dünya 2021 uğurlu ve bereketli geçsin ama çok zor bir yıl. Umarım tüm burçlarımız huzurlu bir yıla giriş yapar. Özellikle astrolojiden ne haber ve Akkaya Official sayfalarımdan burç yorumlarınızı, özellikle dünya siyasi konularınızı, Akkaya Official'dan rutinlerimi, Astrolojiden Ne Haber sayfamda, Instagram'da da günlük burç yorumlarınızı takip edebilirsiniz diyorum. Özellikle merhaba Koç burcu. Umarım 2021 çok uğurlu ve bereketli geçer. Hayal ettiğiniz her şey sizin için hayırlı olur diyorum. Özellikle mesleğinizle alakalı hedeflerinize, yeni bir yaşam tarzına ve duruşuna inanılmaz bir canlılık taşıyacak sizin hayatınızda ve ciddi hayata geçirmek istediğiniz, planladığınız ve doğru düşündüğünüz oluşumlar için çok güzel konsantrasyon sağlayıp gayretli çalışmayla ortaklı bir plan ve özellikle ortaklı düşünceleriniz ne varsa Mayıs ayı itibariyle bunu hayata geçirme başlangıcınız olacak. Bulunduğunuz iş alanınızla alakalı noktada da özellikle Haziran ve Temmuz ayı sizin kariyerinizle alakalı noktada güzel güzel ılıman noktalarınız söz konusu olacak. Devlet sektöründe çalışan ve özellikle kendini farklı noktaya taşımak isteyen ve gitmek isteyen ve konumuyla yükselip gitmek isteyen Koç burçlarında da bu 2021 gitmek istediğiniz kapılarınız ve oluşumlarınız için inanılmaz rahat ve keyifli. Hatta desteğiniz ve olacağınız sınavlar size hani hiç desteksiz bir şekilde gitmeniz gereken noktaya çok ciddi bir oluşum yaratacak gözüküyor. Evet, 2021'de Koç burcunun en büyük özelliği mücadele ettiğiniz her şeyin ödüllerini Rabbim size Mayıs ve Mart itibariyle hayatınıza yavaş yavaş ve sistematik olarak geçirecek olarak gözüküyor. O yüzden paranızı, kariyerinizi, alanınızı Mayıs'tan sonra çok güzel bir oluşum ve ortaklığı işinizde değişimler size müthiş bir rahatlık getirecek. O yüzden hiç endişe etmeyin. Belki de hiç ummadınız. Çünkü siz hızlı ve yetenekli bir insansınız. Hedeflerinize yavaş yavaş erişeceksiniz. İş problemi yaşayan ve uzun süredir maddi olarak ben bir yıldır çalışmıyorum. İş mahkemelerim işime geri iade edilecek miyim diye beklenti içerisinde olan Koç burçları özellikle Haziran sonu itibariyle ve Eylül başı itibariyle hak ettiğiniz noktaları ve hak kazanç evrelerinizde gerçekten güzel bir hakimiyet kuracaksınız. Ailenizle ortak bir iş yapan bazı Koç burçlarında işi büyütme, daha büyük yenilikler ve planladığınız alanda daha net kararlar vereceksiniz. 2021 size unulmadık kapıların daha keyifli olacağı, keyifli evrelere geçiş yapacaksınız. Ailevi miraslı konularda 2021 bitmeden çözümlenmiş, herkes hak eden değeri en verimli şekilde yaşayacak olarak uyarı veriyorum. Özellikle çocuk tedavisi düşünen ve çocuğu olmayan Koç burçları 2021'de artık buna muradınız oluşmuş olacak ve bu sizi gayet keyifli ve aydınlık kılacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ve özellikle bazı Koç burçlarında da ilişkide birbirimizi artık anlamıyoruz ve artık bitmesi gereken kararlar veren ve boşanmak isteyen bazı Koç burçlarında Kasım ayına kadar sabırlı olup ondan sonra bu konuyla alakalı noktada net karar verirseniz size gerçekten daha keyifli kılacağını düşünüyorum. Çünkü şu var, sizin mutsuz olduğunuz alanda yaşamama isteğiniz var ama ortak çocuklarınız ya da ortak bir düzeniniz var. Onu ziyan etmenizi istemiyorum. Ama aşk ve güzel, keyifli, özellikle Jüpiter Kasım ayına kadar yakınlık, ev almak, yenilenmek, yeni noktalarla ilgili çok size inanılmaz huzur verecek. Biraz maddi olarak bunun verdiği bir rahatlığı rahat harcayabilirsiniz. Lütfen bunları ihmal etmeyin diyorum. Evet, evlilik teklifleri bu yıl bitmeden, 2021 bitmeden ilişkiniz size gelecekle ilgili yapmak istediği her noktanın belirlemesini sağlayacak.
ilişkisi çok 4-5 yıldır ilişki yaşamayan koç burçlarına da muhteşem bir evlilik yapacağı insanla karşılaşma. Sağlık olarak özellikle aile büyüklerimiz, dede, anne, baba ile alakalı sağlık, tansiyon ve şeker ve kalp problemleri önde söz konusu olacak. Bu yıl aslında hedeflediğiniz aşk, iş ve para sizin hayatınızda verimlilik sağlayacak. Bence hiç korkmayın. Siz hızlı ve güzel Mayıs ayı ve Mart ayı size gerçekten olmasını istediğiniz ve planladığınız her şeyi o kadar güzel oturtacak ki korkacak ya da endişelenecek değil. Azminiz, başarınız size 2021'i bereketli ve uğurlu getirecek diyorum. Mutlu ve sevgiyle kalın değerli Koç burçları. Evet, 2021 Boğa burçlarında neler değişiyor diyorsam, özellikle kariyer anlamında Şubat ayı inanılmaz hedefleriniz ve çalışmak ve yol kat etmek için harika zamanlar. Aynı zamanda hedeflediğiniz belirtileriniz için de yeni yol, yeni heyecanlar, yeni planlar, yeni teklifler size gelecek. Beklediğiniz yurt dışı ya da oluşmasını istediğiniz evrak, kağıt yolladığınız ya da burası olsun, burası olsun dediğiniz yurt dışı ile ilgili evraklarınız gelecek ve çok inanılmaz derecede keyifli olacaksınız. Özellikle Haziran ayı sizde baş dönmeniz, baş ağrılarınız olabilir. Bu da Şubat'tan Mayıs sonuna kadar çok yoğun bir temponuz olduğu için bu yoğunluk sizi migren ve strese yol açabilir. Bir onu kontrol etmenizi istiyorum. Şöyle bir durum var. Özellikle internet, teknolojik ya da bilgisayarla alakalı büyük işler yapan ve kendine bu tarz işlerle alakalı oluşturmak isteyen kişiler biraz 2021'de bunu daha böyle altyapısını ve zemini güçlü yapmalı. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bunlarla ilgili başarılarınız olacak ve yurt dışı başarılarınız söz konusu olacak diyorum. Bazı boğa burçları özellikle kurumsal ve büyük firmada çalışanlarda aynı noktada olmak onların ruhunu rahatsız edecek. Ne yapmanız gerekiyor? Yeni iş arayışları ve doğru iş kapınızda söz konusu olacak. Ben sizin yerinizde olsam kendi kariyerinize, bunu, çünkü bu kadar zeki ve kurallı ve mantığınız doğrultusunda çok yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Hak ettiğiniz işinizi başlatın isterim. Ortaklı iş yapan bazı boğa burçları 2021'de tüm ortaklı süreçleri hayatınızdan bitireceksiniz. Özellikle Eylül ve Kasım arasında, 2021'in Eylül ve Kasım arasında kendi başınıza adımlar atıp zorlukları tek başınıza halledeceksiniz ve bu da size artı büyük bir kazanç sağlayacak. Finans sektörü ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı boğa burçlarında da ciddi anlamda kariyerinizle alakalı belirlenecek, yapmanız gereken noktaların hedefine erişmiş olacaksınız. O da büyük bir ihtimal Mayıs sonu, Haziran ortası bu evreler size keyif verecek. Özellikle Haziran ayının başı sizin kariyer ve odak noktalarınızla alakalı güzel bir süreç olacak. Ama sabit rutin içinde olanlar çok büyük mücadele verecek. Evet, haksız olan noktalarda beklentilerini alacaksınız ama haksızlığı da yutacaksınız. Çünkü işsiz kalmaktan çok korkuyorsunuz. O yüzden yutacağınız gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Kendi eğitiminiz ve kariyerinizle ilgili yüksek eğitim almak isteyen dil, yaratıcı, mühendis, doktora, profesörlük anlamında başarı sağlamak isteyen boğalar bu yıl bu radikal kararı vermiş olacak ve muhteşem şekilde hayatınıza geçiş sağlayacaksınız. Özellikle akademisyen, devlet akademisyenlik, yani üniversitede hoca olmak isteyenler ya da kendinizi yurt dışında bir hoca olarak devam ettirmek istiyorsanız bu başarılarınız var, mutlaka yapın diyorum. Ailenizle alakalı özellikle yeni ilişkiler, yeni oluşumlar, yepyeni ilişkilere yelken açacağınız ve hatta uzun süredir aileniz ilişkinize karşı çıkıyorsa, imkanı yok evlenemezsiniz diyorsanız bu yıl aileler de pozitif bir enerjiyle bu ilişkinizi kabul edecek ve evlilik gündemi söz konusu olacak. Evliliğinizle alakalı problem yaşıyorsanız ve yaşama ihtimaliniz çok yüksek, özellikle Şubat'tan Nisan'a kadar dil sürtüşmesi, ailevi sorunlar gündemde olacak. Bu evlilik kurtulacak ve herhangi bir sorun kalmayacak. Her şey gayet aydınlık söz konusu olacak.
Uzun süredir eşinizden şüphelenen ve ben aldatılıyorum şüphesi olan boğa burçları yanılacaklar. Çünkü aldatılmadığının farkına varacaklar. O yüzden gereksiz şüphelere, gereksiz ilişkinize zarar vermelere uzak durun diyorum. Çocuklarınızla ilgili yeni bir yatırım, bir ev alma niyeti olan bazı boğa burçları, büyük bir ihtimal Temmuz ortası itibariyle bu yatırımı gerçekleştireceksiniz. Aile büyüklerinizle alakalı yapmak istediğiniz bir toprak ya da ailenizin bir toprağın üstlerine inşaat yapmak isteyen bazı boğa burçları, ciddi anlamda kardeşlerle birlikte bu sistemi başaracağız ve evimizi inşa edecek olarak gözüküyor. Sağlık olarak özellikle boğaz enfeksiyonlarımız, akciğer ve boyun fıtıklarımıza dikkat edeceğiz. Özellikle ailede kadın sağlıkları, rahim kanseri, göğüs kanseri, bu tarz noktaları da düzenli kontrol etmenizi istiyorum değerli boğa burçları. Evet, biraz sıkıntılı ama sizin zekanız ve duruşunuz 2021'i rahatlıkla atlatacağına inanıyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Değerli İkizler Burcu, nasılsınız? Şöyle söyleyeceğim. Evet, sizin için de inanılmaz derecede Merkür'ün enerjisi, bu sene dışa dönük enerjiniz gerçekleşecek. İnanılmaz sabırlı olmalı, adapte olmalı ve kendinizle alakalı yarım olan hiçbir şeyi bırakmamalısınız. Sonu zarar olarak veriyor. Bu yıl sizden ciddi anlamda şans, bereket ve anahtarın elinize alma, yapmak istediğiniz planlar inanılmaz derecede size keyif verecek ve bu yıl en şanslı burçlardan biri olarak diyebilirim size. Çünkü Şubat ayından başlayıp Ekim aylarına kadar, evet, çok stresli olacaksınız. Acayip gergin, acayip sinirli ve agresif olsanız bile odaklandığınız, yönettiğiniz her şey size maddi ve manevi olarak çok büyük bir rahatlık sağlayacak. Sizin bu azminiz ve bu deli ruhunuza devam edin. Özellikle ortaklı iş yapanlarda ayrılık kararı vereceksiniz ve bu karar özellikle Ağustos döneminde gerçekleşecek ve karlı bir ayrılık olacak. Herkes hak ettiği değeri paylaşacak ve devam etmek isteyen, özellikle siz devam etmek isteyeceksiniz ve doğru döngüde de bu işiniz devam edecek olarak gözüküyor. Hatta farklı projelere de yer alacaksınız. Farklı şube ya da farklı oluşumlar. Maddi olarak çok yüksek ve eğer ki bunu doğru yatırımlara dengelerseniz, sizi sıkıntısız ve keyifli bir yıl olarak haritanız enerji olarak veriyor. O yüzden yeni teklifler gelecek, size ortaklı teklifler de olabilir ama siz ortaklı biriyle yapamıyorsunuz. Artık bu kararı verin. Neden yapamıyorsunuz onu söyleyeyim. Diliniz, enerjiniz o kadar hareketli ki insanlar sizin deli olduğunuzu. Hayır, siz birçok şey düşündüğünüz için ve her şeye konsantre olmak istediğiniz için de böyle biraz insanlar tarafından algılanma evreniz değişebilir. Evet, özellikle banka, finans ve telefon sisteminde, Türk Telekom'da çalışıyorlar. Farklı telefon büyük alanlarda, teknolojik alanlarda çalışanlarda yer değişimleri ve bu değişimler sizin hak ettiğiniz değeri verecek. O da büyük bir ihtimal sizin için Kasım ayı net bir ayınız olacak. Eğer bu döngüleri doğru başardığınızda da yerinizde yetkilenme müdür ve oluşumlarınız olacak. Sağlık sektöründe özellikle kadın doğum, psikolojik olarak psikolog, psikiyatristseniz kendi yerinizde yeni alanınızı oturtacaksınız ve bu da size büyük başarılar sağlayacak. Toprak işiyle uğraşan, özellikle tarım, gıda vesaire şeyle uğraşan ikizler burcu bu yıl biraz Türkiye'nin yeryüzündeki bazı karışıklıklardan sıkıntı olsa da siz yine kâra geçeceksiniz. Hedefinizden vazgeçmeyin, adapte olun diyorum. Sağlık olarak özellikle ameliyat olabilir aile büyüklerimizden biri. Siz estetik operasyonu geçirebilirsiniz. Karın gerdirme yaptırıp göğüs yaptırabilirsiniz. Erkeklerde vücutta mide operasyonu gerçekleşebilir. Bu tarz operasyonlar var. Ama özellikle baba ya da abi ya da amcada kalp ameliyatı, bu bölgeyle alakalı bir operasyon geçirecek ve biraz sıkıntılı gibi gözükse de sonu ferah olacak diyorum.
İlişkiler hayatınızda da artık insanları anlamak istediğiniz bir döngüye gireceksiniz. Daha tutkulu bağlar, daha fingirdek enerjilerde yer alacaksınız. Sağlam, artık evliliğim doğru gidecek. Bu benim hayat arkadaşım diyeceğiniz bir nokta sağlayacaksınız. O da bence sizin için gerçekten ilişkiye, çocuklarınıza olan ve kendi eksik olduğunuz noktalar size güzel şeyler getirecek. Özellikle yeni ilişki tanımak isteyen, ben bu ilişkiden bıktım, farklı bir aşk istiyorum diyen İkizler Burcu, Kasım ayında evet, Venüs Retrosu yeni ilişkiler, yeni olaylar, yeni fingirdeşmeler size gayet iyi oluşacak. Yeni insanlar ve bu anlaşmalar, ilişkilerdeki anlaşmalar size keyif verecek diyorum. Ama şunu demek istiyorum değerli İkizler Burcu. Hayatınızla alakalı, evet, aşk sizin için çok heyecanlı, en tepe, en seviyeye ulaşacağınız dönemler, ama siz ilişki yaşarken ailenizle olan, yani anne baba, işlerle alakalı noktayı da biraz geride tutuyorsunuz. Bunları özellikle bekar olan ve hiç evlilik yapmayan ikizlerde bu yıl evlilik teklifi, evlilik enerjiniz çok ön planda olacak ve doğru hayatta parmağınıza alyans takılacak ve büyük bir ihtimal bazı ikizler bu sene hamileliklerinde ikiz çocuk, ikiz enerjisi var sizin enerjinizde. Bu sene çok çocuk planlıyorsanız, yani ikizler elinizde gözüküyor. Bir ev alımı, bulunduğunuz evi değiştirip farklı bir noktadan yatırım yapmak isteyen ve artık bu ev beni daraltıyor diyen, geniş ferah bir eve çıkmak istiyorum diyen ikizler de galiba Şubat sonu, Mayıs itibariyle haritanızda da ev değişimleri ve yatırımlar söz konusu olacak. Özellikle toprak işinde uğraşan bazı ikizlerde yeni büyük topraklar ve araziler araştırıp işini daha büyük bir süreçte oluşturacak diyorum. Evet İkizler Burcu, iyi bir yıl olsun, güzel bir yıl olsun, sağlıklı olsun. Değerli Yengeç Burçları, nasılsınız? Umarım her şey size ve hayatınızla alakalı noktada daha güzel şeyler olsun istiyoruz. Şöyle söyleyeceğim, Yengeç Burçları bu yıl gerçekten çok büyük bir çaba. Ama bu çaba ne için olacak? Mesela bu yıl marka oluşturmak isteyebilirsiniz. Yeni üretim, yeni şeyler ve yarattığınız yemek, gıda, ıvır, Instagram, yani en küçük şey bile markalaştırma zamanı. Çünkü siz çabalarınız, emeklerinizi gerçekten 3-4 yıldır büyük mücadeleler veriyordunuz. Bunları yavaş yavaş hayatınıza alacaksınız. Ve bu şu da gösteriyor. Yurt dışı seyahatleri, farklı şehirlere seyahatleriniz, arzu ettiğiniz, planladığınız her şey hayatınıza yavaş yavaş, ama Temmuz ayı itibariyle kapılarınız bu konuda pozitif o anlamda gerçekleşecek. Eğer enerjinizi yüksek tutarsanız, ihtiyaç duyduğunuz duygusal yanlığınız ya da kendinizi çemberde dar hissediyorum, mutsuz hissediyorum dediğiniz her şeyde çok güzel bir rahatlama olacak. Ve bu rahatlama size markanızı, işinizle alakalı noktadaki başarılarınızı, beni kimse fark etmiyor, ben bu kadar emek veriyorum ve farkında değilim dediğiniz her şey hayatınızda o kadar güzel, net bir şekilde olacak ki bence siz bu yıl ben varım yahu, siz ne yapıyorsunuz diyeceğiniz bir enerjide olacaksınız. Evet, yapın, hedefleyin. Çünkü hayatınızdaki birçok döngü o kadar güzel şeyler size sunacak ki, ve bu sunuşlar size olabilecek tüm kapıları aydınlanmanıza sebep olacak. Çok özür diliyorum. Canlı yayın devam ediyor bu şekilde. Kapıyı açıp geliyorum. Çok pardon, çok pardon. Kapıyı açıyorum. Çünkü kapım çaldı. Kapıyı açıyorum. Kapıyı açtıktan sonra tekrar yengeç burçlarıyla muhteşem bir döngüye devam ediyorum. Evet, kapı geldi. Janet geldi. Arkadaşım geldi. Evet, özellikle şunu demek istiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz yengeçler? Hayata geç ve yap.
Çünkü 2021 Uranüs Mayıs ayı ortasında Kasım başına kadar arkadaşlık, hayalleriniz vesaire. Bu durum 2026'ya dek sürecek. Seyahat planlarınız, seyahat başlangıçlarınız, ne değiştirmek istiyorsanız, binanızı, evinizi, arabanızı ne değiştirmek istiyorsanız artık hayallerinizle, aşırı düzenleriniz ve planlarınızla birçok şeyi hayata geçireceksiniz. Özellikle şirket yönetimi, üst düzey yönetici, marka yönetici kimler varsa bu konuda da bu sene gerçekten zirveye oturacağınız ve yeni oluşturmak istediğiniz yenilikler, büyük gelecek oluşumlar size o kadar güzel rahatlığa erdirecek ki korkma. Zihninde düşündüğün her şeyi hayata geçiren Yengeç Burcu, sen varsın ve bu hayatta en güzeline layıksın diyorum. Evet, Nisan Mayıs sizin için kıpır kıpır. Çünkü yeni projeler, yeni oluşumlar, aceleci olan her şeyi doğru noktada hayata getireceksiniz. Yalnız aile, özellikle baba soyunuzda biraz dedikodular, kıskançlıklar, fesatlıklar, gereksiz iftiralar olabilir. Hiçbirini duymayın. Çünkü sizin ayağınızı zaten baba soyunuz kaydırmak istiyordu. Hiç onlara takılmanızı istemiyorum. Bu da sizin için çok önemli olmamalı. Sizin gerçekten kıpır kıpır günler, heyecanlı yeni arayışlar size hayallerinize kavuşturmanıza gerçekleştirecek. Özellikle kılık, kıyafet, mağaza hani alanında çalışan bazı yengeç burçlarında bulunduğunuz noktada haksızlıklara uğrayabilir. Bunlarla ilgili mobbing uygulamaları biraz canınızı sıkabilir güvendiğiniz insanlar. Lütfen üst düzey yöneticilerinize bu uyarıyı verirseniz gerçekten bu konuda büyük bir rahatlığa kavuşacaksınız. Yani kalbiniz git diyor. Sen hala cesaret edip konuşamadın. Konuşman lazım. Belediye ya da büyük kurumsal maliyede çalışan bazı yengeç burçlarında da inanılmaz derecede de hak ettiğiniz değerlen, evet çalışkansın, başarılısın. Hatta bazı devlet kurumlarında çalışan bazı yengeç burçlarında kariyerleriyle alakalı eğitim ve sınavları var. Bunlara konsantre olun. 2021 kariyerde değişim evrelerinize fayda sağlayacak. O yüzden bol bol tempoda. Ailenize ait miraslı konular, toprak ve arazi değişimleri, büyüklerinizle alakalı noktada hani deriz ya, haklar bölüşülmesi lazım. 2021 bu hakların yasa ve adalet olarak hayatınızda çözümleneceği, bu konuda da çok güzel rahatlıklar sağlayacaksınız. Yazlık almak isteyen, özellikle Balıkesir, Bursa, Bodrum bölgesinde yatırım yapmak isteyen bazı yengeçler, evet bu yatırımı, hatta küçük bir yer alalım, sonra ev alalım diyeceğiniz kararlar ki, evet aşk hayatınızla ilgili, evliliğinizle ilgili her şeyde paylaşım ve sabırla iyileşme dediğimiz noktayı yaşayacaksınız. Ama özellikle de iki ya da üç çocuklu bazı yengeç burçları, biz aileler ve biz artık birbirimizi taşıyamıyoruz deyip bu kararı mantıklı, her iki tarafı da yıpratmayacak şekilde boşanma evresi kararı ve aşksız olan yengeçler, ya bu evet aşk olabilir de siz kariyer odaklı olduğunuz için gelecek aşka değer vermeyecek misiniz ya da önemsemeyecek misiniz bilmiyorum ama size öyle bir adam, öyle bir kadın ya da öyle bir adam gelecek ki ruhunuzu keşfedecek ama iş ve kariyer ve parasal evrede çok şanslı dengeleri oturtmaya çalışacağınız için çok tınlamayacakmış, gözünü dört aç doğru adam diyorum. Çocukları ile ilgili yurt dışında yatırım yapmak isteyen ve onları yurt dışında okutmak isteyen, evet yurt dışında okutacaksınız ama yatırımın için 2022'den sonra gerçekleşecek gözüküyor. Son zamanlarda çok fazla aşırı yemek yemeye ve aşırı hareket etmeye başladınız. Bu dengeleri toparlamanız lazım. Evet, iyi bir yıl 2021 size çok uğurlu ve şanslı olacak. Sadece sağlık ve ruhunuzu yormayacak. Devlet kadrosuna girmek isteyen ve devlette atama bekleyen yengeçler de hak ettiği evreyi en iyi şekilde başaracaklar diyorum. İyi geçsin yengeç burçları. Evet değerli aslan burçları, 2021 size şahşalı, egolu, güzel güzel oluşumlar hayatınıza merhaba desin diyorum. Özellikle bazı
Aslan burçlarında şöyle diyeceğim. Şimdiye kadar duygularınızı ay burcunuza bağlı duygularınızı abartabilir ve hayatınızda hep yanlış yaptığınız şeylere dair hesaplara girebilir. Kişisel yolculuk ve dair konsantrasyonunuzu yükseltebilir. Uzun süreç için tutumunuza göre size yeni başarılar, yeni deneyimler ve yeni planlar, yeni sonuçlar yapabileceğiniz dönem ama siz de böyle ben bunu bir şöyle yapayım, böyle yapayım. Bu 2021 bunlar için başlangıç için inanılmaz harika bir zaman. Eğer bu 2021'de planladığınız, programladığınız sistemleri ben Eylül'e, Şubat'a, Nisan'a, Haziran'a atayım derseniz gerçekten uzatırız. O yüzden plan ve programlarınız, kafanızda her şeye yok dediğiniz şeyi evet var yapacağım. Evet o doğru diyeceğiniz bir enerjiyle yapmanızı doğru buluyorum. Çünkü siz planların ötesinde yaşayan harika zaman dilimi sunulacak planlar var. İşiniz yönetici, eğer ki bir muhasebe yardımcısıysanız müdür olacaksınız. Eğer muhasebe öğrendiyseniz muhasebe yardımcısı olacaksınız. Yani hayatınızda hissetmediğiniz, gözden kaçırdığınız her şeyi bu yıl görme yılınız ve harika zamanı doğru kullandığınızda 2021 size inanılmaz güzel yolculuklar sunacak ve bu yolculuklar mesleğinizde hızlı hızlı artışlar, özellikle Haziran'dan sonra çok güzel yeni başlangıçlar, yeni sistemler inanılmaz güzel size oluşturacak. Özellikle kendinizi yaptığınız işi bırakıp farklı bir iş yapacağım diyen aslan burçlarına demişim ki evet bu seni artık mutsuz ediyor. Farklı bir işe yönel ve başarı sağlayacaksın ve bu başarın sana büyük oluşumlar, farklı insanların fikirleriyle birlikte oluşturduğunuz düşünceleri hayata çok verimli şekilde geçireceksiniz. Doğru zaman, doğru düşünce ve yap diyorum. Büyük firma fabrikada ya da böyle gıda sektörü fabrikalarında, süt fabrikası vesaire fabrikada çalışan bazı aslan burçlarının işleriyle alakalı riskleri var. O yüzden yerinizi değiştirin, farklı işler arayın. Elektronik sektöründe büyük firmada çalışan bazı aslan burçlarında işlerinize sıkıntı yaratacak insanlar var. Bunu gözden kontrol edin. Özellikle öğretim görevlisi ya da öğretmen olan bazı aslan burçlarında yabancı dil eğitimi ya da kendinize dershane açma gibi fikirleriniz olabilir. Özellikle astrolojiye merak olan aslan burçları bu yıl kendini bu konuda çok büyük bir başarı sağlayacak ve yapması gerektiğini uyarı veriyor haritanız. Şöyle demişim, aile işiniz ya da kardeşler arasında yapacağınız restoran, kafe, gece kulübü ya da yazlık noktada küçük gözleme salonu bile fikriniz varsa Aslan Burcu yapın. Küçük şey size güzel para kazandıracak. Aşk hayatınızla ilgili şunu demişim. Biraz fingirdek değil de sanki geçmiş ilişkilerinizle alakalı yaşadığınız duyguları 2021'de de devam ettireceğiniz için başka birine konsantre olamıyorum. Ben sadece kalbimdeki insanı istiyorum dediğiniz için takıntılı, ilişkide takıntılı bir yılınız olacak. Aynı noktaya kilitleneceksiniz. Bu da sizi belki huzursuz edebilir. O yüzden aynı noktaya takıntı yapmanızın gereği yok. Çünkü yeni fırsatlar, yeni tanışmalar size gel. Bekarsanız özellikle aktif bir yıl, keyifli yıl, eğlenceli bir dönem olacak. Özellikle sizin aile arasındaki ilişkilerde bu yıl toparlanma, birbirinizi daha güzel noktalarda anlama evreniz olacak. Annenizin baba soyundan bazı miraslar gündeme gelecek ve bunlar çözümlülüğe, paylaşılmaya gidecek. Karadeniz bölgesinde yaşıyorsanız, Karadeniz'le alakalı topraklarınızda çok büyük bir değerlenme olacak değerli aslan burçları. Yani topraklarınızı sakın satmayın. Eğer bu dedenizde, annenizin dedesinden kalan noktalar eğer ki Karadeniz bölgesi ise yok sayın ve kalsın istiyorum. Sağlık olarak özellikle
Boyun ve skoryus rahatsızlıkları, boyun fıtığı ve ufak tefek baş ağrılarınız size rahatsızlık verebilir ve bağırsak sisteminizde sıkıntılar yaşanabilir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Evet, doğru dengeyi kullanırsanız, çünkü sizin hayatınızda her şey sürpriz şekilde gelişecek. Aa, bu nereden çıktı? Aa, bu nasıl oldu de diyeceğimiz. Çünkü görmediğiniz hayat size tekrar yeniden hızlı bir şekilde akacak. Bunu çok doğru değerlendirin diyorum değerli Aslan burçları. Selam Başak burçları. 2021 size gerçekten güzel geçsin. Çünkü bu yıl siz başrol oyuncusunuz. Sizi iyi olacak her şeyin sezgileneceği. Hatta ve hatta sezgileriniz, hisleriniz fazlasıyla hissettiklerinizle ilgili oldukça keyif alacağınız kapalı hissi, kısmetim kapalı, koca bulamıyorum, iş kapım kapalı dediğiniz her şey size fazlasıyla hayatınızda oluşacak. Hatta siz bile bunları şaşıracaksınız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, duygularınızı dinleyin. Yani hani kalp sezgilerimizi deriz ya bazen, kalbimiz bize doğru mu söylüyor? Evet, bu sefer kalp sezgileriniz size o kadar güzel şeyler söylüyor ki, bunları eğer doğru yaparsanız huzur ve mutluluğu çok uzun süredir yaşamayan Başak burçları çok derinden yaşayacaksınız. Hatta sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Maşallah her şeyi ağlamayı da seviyorsunuz. Bakalım içten ağlamayı seviyorsunuz tabii ki. Şöyle demişim, haritanıza da bakıyorum. Yeni oluşumlar özellikle sizin Temmuz ayında, yani kariyeriniz, oluşumunuz, beklediğiniz her şey sizde Temmuz ayına kadar, Temmuz ayına kadar gerçekleşmiş olacak. Mesela yeni bir eve taşınmak istiyorsanız, aşina olduğunuzun dışında farklı noktalara yolculuk yapmak ve özgürlük ruhunuz ve aile arasında yaşamak istemiyorsanız artık kendinize ait alanlar açacaksınız. Ve bu inanılmaz derecede size şifa gibi gelecek. Yani özgürlüğünü hissedemeyen ve özgürlüğün ne demek olduğunu bilmeyen Başaklar 2021'de bunu çılgınlıkla öğreneceksiniz. Şöyle söylüyorum, 15 Şubat itibariyle kariyeriniz ve hedeflerinizle alakalı 15 Şubat'tan sonra bazı insanlar tarafından önünüze engeller konulabilir. Mesleki olarak iftiralara, çünkü çok şaşalı evrede olacağınız için ve çalışma çevrenizdeki insanlarla kıskançlıklar evresi olabilir. Ama sizin işinize hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Hatta ve hatta hedefinizin alt zeminini çok o kadar güzel hazırlayıp o kadar yeni hedeflere konsantre olacaksınız ki farklı istediğiniz bir iş var, oraya gitmek gibi o yolculuğunuz başlayacak. Yani o iş kapınıza evet buyurun gelin çalışacağımız diyeceğimiz oluşumlar olacak. O yüzden yeni işler, yeni teklifler size inanılmaz güzel. Eğer siz bu enerjiyi doğru hayatınızda geçirirseniz borcunuz, harcınız, sıkıntınız, kederiniz neyse hepsi 27 Temmuz itibariyle hedeflediğiniz her şeyi hani bölüm bölüm hayatınıza gelecek. Çünkü 27 Temmuz'dan sonra oluşturmak istediğiniz başarıyı, kafanızda hedeflediğiniz her şeyi başarmış olacağınız nokta olacak. Mayıs, şöyle demişim, mesela diyelim ki bir sürü meslekler, teknolojiyle özellikle teknolojik, mesela kodlama mühendisiyseniz ya da mühendisseniz bu alanlarda yurt dışına ilgili büyük teklifler gelecek. Eğer doktorsanız yurt dışından güzel bir anlaşma söz konusu olacak. Ne bileyim, iyi bir matematikçi, matematik mühendisiyseniz Dubai ya da farklı ülkelerden size çok büyük teklifler gelecek. O yüzden siz bu sene teklifleri, yaşam enerjinizi, bunları nasıl oturturum derseniz, bunlar size işsizim, artık tahammülüm yok, borçlar burama kadar geldi diyen Başak burçları hiç korkma, 2021 sana mucizelerin mucizesi, hayatındaki oluşacak her şeyi en iyi şekilde sunmaya çalışacak diyorum. Özellikle hayvancılıkla uğraşan, tarım değil, hayvan, yani koyun, inek, dana, camış,
Bunlar bu sene, bu yıl çok güzel hedef ve özellikle kendinizi bu konuda çok büyük yenilikler ve devletten alacağınız bazı desteklerle birlikte alanınızdaki hayvancılığı büyütüp çok güzel noktalara erişeceksiniz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde yaşayan başaklara söylüyorum. Hayvancılıkla uğraşan başak burçları 2020 emeğinizin karşılığını çok güzel şekilde alacaksınız ve bu oluşumlar size çok büyük bir hayır ve aydınlık getirecek diyorum. Aile arasında kavgalardan çok geçmiş tartışmalar, geçmiş diyaloglar. Yok sen bana anama bunu dedin, yok sen babama bunu dedin, sen halama bunu dedin diye olumsuz diyaloglar olacak. Lütfen aile büyüklerimizi bu konunun üzerinde tutmanızı istemiyorum. Bir de siz kendinize çok güveneceğiniz için çok fazla gösteriş merakı sarılacak. Lütfen para harcamalarınıza dikkat edin. Çünkü kazandığınız para gereksiz şeylere gidebilir. Bu da sizi huzursuz edebilir. Kırklı yaş grubunda olan başak burçlarına şunu demişim. Özellikle kırklı yaş, artık evlenemedim, evde kaldım, ne olacak benim halim diyorsanız, çok güzel bir dostunuzun tanıştırmasıyla muhteşem bir aşk yaşayacaksınız ve bu size kalıcı olacak. Bazı başak burçlarında da uzun süredir, özellikle 4-5 yıldır ailevi sorunlarınız varsa, artık bunu net bir şekilde ayrılmaya ya da boşanma dediğim noktanın kararına vereceksiniz. Kendi kariyerinizle alakalı master fikri olan ya da farklı, mesela resim, tiyatro, müzikle uğraşmak isteyen bazı başak burçları bunlarla ilgili ufak ufak oluşumlar alacak, kafasını dağıtacak. Saç dökülmeleriniz, egzemalarınız ve alerjik reaksiyonlarınız bu yıl sıkıntılı olabilir. Ben başaklara şunu diyorum: merhametinizin kurbanı olmayın. Merhamet size feryat getiriyor. Lütfen 2021'de merhametinizi kenara bırakın diyorum. Evet, muhteşem terazi burçları nasılsınız? 2021 size güzel dönemler ve uğur getirsin. Şöyle söyleyeceğim, tamamlayamadığınız ve bir türlü ciddi güçlükler yaşayacağınız, hoşgörülü ve duyarlı olmak size gelgitler yaşatabilir. Yani iyi niyetiniz ya da her hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aile gibi gördüğümüz dostlarınızdan biraz bağlantılarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir dost çevrenizi, bir arkadaş çevrenizi, bir ilişki çevrenizi bu yıl bir baştan taramanızı istiyorum. İş kariyerinizle alakalı çok fazla, iş kariyerinize geçiyorum ama, çok para harcama, yani mutsuzluktan mı desem ya da rahatlıktan mı desem, ciddi anlamda para akışınızda sıkıntılar olacak, gereksiz harcamalar sizi sıkıntıya soracak. Yani mesela bir eve taşındım, ben huzursuzum, bu ev beni mutsuz ediyor deyip farklı bir eve taşınıp böyle kendi kendinizi gereksiz maddi konularda yıpratabileceğiniz dönem. Aslında maddi olarak şanslısınız ama harcamalarınız ve planlarınız o kadar gereksiz olacak ki parayla ilgili şanslı olduğunuzun farkına varamayacaksınız. O yüzden bu yıl tutum yılınız. Nakiti biriktirmeye, daha farklı projelere, daha yeniliklere katmanız gerekiyor. O yüzden özellikle Kasım ayı itibariyle de Jüpiter'in etkilerini tam anlamıyla hayatınızın içerisine, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, işinizle alakalı büyük bir oluşum aslında sizin için yeni bir döngüye başlamak için en doğru yılınız 2022. Çünkü 2021'de sistem, alan ve kendinizi tam anlamıyla oturtup yerinizi belirleme, yerinizle alakalı noktaları güçlü anlamda başlangıçlar yapacaksınız. Çünkü Kasım ayı sizin 2022'ye sizi daha net ve daha lider bir noktası alacak. Paraları harcamalara dikkat. İş konunuzla alakalı şunu demek istiyorum. Evet, özellikle aynı noktada bulunduğunuz alandaki insanlarla ilişkileriniz, iş diyaloglarınız devam edecek. Özellikle eczane, sağlık sektöründe
özellikle beyin cerrahı, kalp cerrahı ya da sağlık sektöründe temizlik işçisi bile olabilirsiniz. Daha güzel ve daha rahat bir döngüye gireceksiniz ve siz psikolojik olarak daha rahat aydınlığa kavuşacaksınız. Başarı var ama resim, müzik, tiyatro, dans ya da dans okulunuz varsa bu konular size çok büyük bir kazanç ve aydınlık döngüsü başlatacak. Özellikle Akdeniz ya da Ege tarafında olan terazi burçları çalıştığınız alandaki konumunuz, mevkiniz ya da alanınızda çok büyük daha başarılar, daha planlı şekilde söz konusu olacak. Avukat, hakim, savcı olan terazi burçları ve Türkiye, İstanbul'da yaşayan ya da Ankara'da yaşayan terazi burçlarında güzel konum değişimleri ya da kariyerinizle alakalı hiç beklenmedik devletle alakalı güçlenmeleriz size çok büyük bir mutluluk ve huzur verecek diyorum değerli terazi burç. Aşk hayatınız zorlu bir yıl. Çünkü ilk önce evliliğinizle alakalı yaşadığınız bazı karışıklıklar sizi çok fazla yıpratıyor. Çözümlememiş mahkemeleriniz, davalarınız, biraz karışık olaylarınız var. Bunlar sizi çok fazla yıprattığı için bu dengeleri oturtmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu dengeler sizi yıpratıyor olabilir. 2021'de bazı terazi burçları boşanmış olacak. Yani ve bu kendi kararınızla gerçekleşecek gözüküyor. Aşksız olan ve aşk yaşayamayan dediğimiz terazi burçlarına evet yeni aşklar, yeni oluşumlar size çok keyifli kılacak. Ve hatta evlilik yapma ya da evlilik kararı vereceğiniz insanlar hayatınıza giriş yapacak. Mesela yazı yazmak, şiir yazmak, resim yapan ya da dansla uğraşan bazı terazi burçları artık yazma kabiliyetinizi, resim kabi, yani sizin yaratıcı yönleriniz daha ön plana çıkacak. Bunları hayata geçirmeniz sizin için daha iyi olacağını uyarı vermişim diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle kemik erimeniz, kemiklerle alakalı siyatik sorunlarınız ve diz kapak sıvılarınızla alakalı son zamanlarda da bir estetik bir kis yapabilir. Doktorunuzu doğru kontrol edin ya da estetik yaptıracaksanız da doktorunuzu doğru tercih edin diyorum. Bir de gözle ilgili sağlık probleminiz olabilir. İhmal etmeyin. Mutlu yıllar değerli terazi burçları diyorum. Evet, akrepler, 2021 sizleri neler bekliyor haritanıza bakıyorum. Yani şöyle söyleyeceğim, farklı bakış açısı na geçmeye, daha fazla açık kapı keşfedebilir. Hayatınıza yeni uzatabileceğiniz, daha fazlasıyla başarıya inanacağınız bir yıl. Yani canlılık, heyecan, enerjinizin daha yüksek olacağı, hayatınızda sürücü koltuğunu daha güvende hissetmek istiyorsunuz. Yani işinizi kendi kontrolünüzde, sakinlikle ve hani radikal bir ruhla her şeyi hayata katabileceğiniz bir yıl. Çünkü tembelliğinizi, rahat hayatınızı geride bırakmaya ve çünkü geçmiş yıllardaki bazı borçlarınız ve ödemelerinizle alakalı o noktalarda çok fazla zorlandığınız için bu yıl temkinli, kararlı, düzenli ve radikal bir yıl. Aynı şekilde işte de hani ah bıktım, ettim, eyledim diyeceğiniz bir yıl değil. Her şeyi doğru dengede oturtmaya çalışacağınız, o yüzden memnun olacağınız bir yıl. Sizi çok memnun edecek. Doğru değerleri de doğru oluşturacaksınız. Yani kariyer hayatınız özellikle sizde Mart'ın ilk haftası Haziran ortasına kadar muhteşem şekilde nakitlerle alakalı beklentileriniz, parayla ilgili yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, yeni iş teklifleri size ciddi anlamda rahatlık, hatta uzun süredir zam almıyorsanız bile zam alma döneminiz sizi böyle daha keyifli kılacak diyorum. Evet, ortaklı iş yapan, özellikle de ortaklı işiyle alakalı huzursuz olan bazı akrep burçları, hayır, ortaklı işleriniz devam edecek. Hatta yer ve alanı, mekanı genişletebilir, büyütebilir, daha yeni noktalar oluşturabilirsiniz. Bu da size inanılmaz derecede keyifli gelecek diyor. Gösteriyor. Yurt dışına yerleşmek hayali olan
ve uzun süredir de en büyük hayalim gitmekti diyen, evet fırsatlar çıkacak ama ben olsam Türkiye'de yeni bir sistem ve iş oluşturmaya başladım. Bu size daha büyük kazanç sağlayacak gözüküyor. Bazı akrep burçları Amerika, Kanada, yani bu tarz kendi mesleğimle alakalı bu noktalarda daha büyük kazancı yaşayabilirim diyen akrep burçları, evet yap, hedefin doğru ama Türkiye'de bir alanın varsa kapatma, buraya güvendiğin insanı koy, gitmek istediğin noktaları belirle. Özellikle büyük firmada çalışan, büyük sektörlerde kendiliğinizi yenilemek isteyen ve yöneticinizin size hak ettiği noktayı vermesini isteyen, artık hakkım dediğimiz akrepler, hak ettiğiniz noktaları alma döneminiz ve bu size bu konuda gayet keyifli ve iyi kalacak. Küçük alanda mesela bakkal dükkanınız varsa, kırtasiye dükkanınız varsa, küçük butiğiniz varsa bunlarda güzel güzel hareketler, size kazançlı evreler olacak. Yeri kapatayım mı, ben ödeyemiyorum artık sıkıştım diyen akrepler, hayır sabırlı olun, doğru dengeler, doğru hayata, yeniden hayata çizmek, yeniden doğmak diyeceğimiz bir enerjinin verimliliğini yaşayacaksınız. Sizin de aile topraklarınız, özellikle şöyle söyleyeyim, Doğu Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinde ailenize ait miraslı haklar var ama galiba erkekler bu haklar bizim kızların olamaz. Yani kızlara hak vermiyoruz dediğimiz noktadaki yasa mahkemenizi başlatın. Haklarınızla alakalı noktayı alacaksınız. Eğer aile büyüklerinizle kalırsanız bu haklar alınmayacak, hakkınız yenilecek diyorum. Özellikle evliliğinde çocuğu olmayan ve uzun yıllardır çocuk hasretiyle yaşayan akrep burçlarında çocuk tedavisi, tüp bebek denemesi size uğurlu ve bereketli gelecek. Çevrenizde sizinle ilgilenen bazı hayran kalacak insanlar var. Evli bile olsanız böyle teklifler gelecek. Dikkat edin, duygusal hata yapmanızı istemiyorum. Çünkü duygusal ilişkinizde ani sertlikler, ani gerginlikler bazen sizi boşluğa itebiliyor. Lütfen beyler ve bayanlar, eşleriniz, evdeki eşleriniz her zaman sizin ahlakınız ve namusunuz. Onlara güzel bakın isterim. Ama flörtöz ruhumuzu, yani herkesin böyle bir flörtöz ruhu vardır. Ahlaklı ve güzel olmalı diyorum. Sağlık olarak özellikle Bağsur'la ilgili bel kaymanız ya da boyunla ilgili omuriliklerle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Son zamanlarda da ayak mantarlarınız vücuda yansıyor olabilir. Bunlarla ilgili lütfen kontroller yapmanız sağlık. Özellikle ailenizde evet Doğu ve Güneydoğu'da miras konuları var ama yatırım amaçlı arsa ve ev almak isteyen akrep burçlarında özellikle Nisan'dan sonra bu kararı vermiş olacaksınız. Yeni ev, yeni hayat size uğurlu ve bereketli gelecek diyorum. Evet, muhteşem yay burçları nasılsınız? 2021 size de uğurlu ve bereketli geçsin. Yani şöyle söyleyeceğim, yay burçları Mart ayına kadar pöfür 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 gergin gergin. Yani canlılığınızı arttırmak istiyorsunuz ama işiniz ve alanınızla alakalı maddi kaygılarla ilgili yaşadığınız bazı olaylar sizi o kadar çok yıprattı ki, yani oraya koysam olmuyor, buraya koysam olmuyor, onu koysam olmuyor diyorsunuz. Ama muhteşem bir çıkış noktanız olacak. Yeni şeyler, yeni teklifler, yeni işler, hayatınızdaki yarım ve parçalı olan her şeyi tam anlamıyla oturtacaksınız. Ya mesela işle alakalı dair umutlarınız özellikle size verimlilik katacak. Bulunduğunuz çevrede farklı işler, yeni oluşturmaya çalıştığınız ve gerçekleştirmek istediğiniz şeylerde yavaş yavaş oluşumlar size keyif verecek. Yani korkma yay burcu, 2021 bana kötü gelmeyecek. Yani sana kötü gelmeyecek. Hatta sadece yüksek stresle yaşamak seni ne kadar mutlu ediyor bilemiyorum ama bu stresi bir kenara atalım. Çünkü yeni meslek değişimleri, kendi alanınızı daha farklı noktalara taşımak, beni burada kimse fark etmiyor, kendime farklı işler yapacağım diyen yay burçları ciddi anlamda kariyerinde başlama ve başlatmanın startını vereceksiniz. Evet, yay için evet Satürn ve Plüton bu yıl boyunca aktif hayatınızda.
hesaplarınızla alakalı geçmişe ait takıntılarınız ya da oturtmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili dengeler biraz sizi yorabilir ama bu konular gerçekten hayatınızda yorgun olduğunuz şeyler size parasal olarak ve kendinizin güveninizi ve nakit anlamında da daha sıkıntıları geride bırakabileceğimiz engelleri oturtacak ama sizin rahatlık tavrınızdan şunu demek istiyorum. Hani para geliyor, ben harcayayım o bir ay. Öyle değil. Eğer öyle yaparsak sıkıntıya düşeceğiz. Yani para dengenizi ciddi anlamda doğru çizgiye iter, saçlarımı mahvettim. Doğru çizgiye iterseniz gerçekten güzel oluşumlar size güzel şeyler kazandıracak. Özellikle hukuksal bazı ailenizi ilgilendiren mahkeme yasayla alakalı bu yıl bu konular çözümlenemez. Daha bunun için vakit var. Mesela düşük maaşlı çalışanlarda gerçekten maaşınız yükselecek. Statünüz ve çalışma alanlarınızı yeniden daha güçlü ve daha keyifli alacağınız noktalar tam istediğiniz noktalar olacak ama sabır dengenizde dilinizin bazen kemiği yok ya, bunları toparlarsanız başarı ve ödül sizin hayatınızda çok güzel şeyler katacak. Siz yeter ki bu enerjinizden vazgeçmeyin. Kendi işini kurmak isteyen, kendi mesleğini artık kendi yerimi kurmak istiyorum ve en büyük hayalim kendi işimin patronu olmak istiyorum diyenler, evet bu yola baş koyun ve yapın. Çünkü siz sağlam, sistematik ve ne olması gereken her şeyi kararlı ve net yapacaksınız. Yakın alanda yapacağınız toprak, ev ya da arsa ile alakalı ailenizin de desteğiyle birlikte yapacağınız yatırım ailenize ve size çok büyük bir kar getirecek ve bu sizi mutlu edecek diyorum. Devlete girmek ya da devletle alakalı noktada çalışmak isteyen yay burçları bu yıl bu karar ve sınavınız ya da başarınız neyse yapmış ve bir destekle belediye, maliye, devlet kapısında yer alacaksınız. Özellikle akademisyen ya da öğretmen olan ve açıkta olan bazı yay burçları kendi kariyerinizle ilgili devlet kadrosuna atanmanız gerçekleşmiş olacak. Ailenizin yapmış olduğu işler, toprak, arazi ya da emlak işi yapıyorsanız bazı yay burçları bu yıl emlak satışları biraz daha yüksek olacak ve daha rahata erişeceksiniz. Sağlık olarak evet ailenizin büyüklerimizle alakalı ufak tefek riskli noktalar olsa da yay burçlarında anneanne, dede, hala, daha büyük hala, daha büyük teyzelerde ciddi sıkıntılar olabilir. Yani hayatınıza çok büyük bir risk görmüyorum. Sadece sizin dikkat etmeniz gereken uyku apneniz, baş dönmeniz, kulaktaki hani kristallerle alakalı sorunlarınız olabilir. Buna ihmal etmeyin. Aşk hayatınızda köklü değişimler kökten değişecek. Evliysen boşanıyorsun, bekarsan evleniyorsun. Dulsan tekrar evlilik yapacağım. Muhteşem ilişkiler sizin hayatınıza çekim enerjisi ve çekimle birlikte aşk itirafları, doğru karar ve hayatınızdaki doğru enerjilere yer alacaksınız. Çocuklarınızla ilgili korkusu olan ve eğitim kariyerinde bunlardan bir şey olmaz diyen yay burçlarının çocukları muhteşem mucit ve bilim üzerine eğitimler görecek. Boşuna kendinizi kasıp kendi kendinize geriliyor olabilirsiniz. Hiç gerilmenize gerek yok. İyi bir yıl size de başlangıç olsun. Evet, 2021 Oğlak burçları bu yıl boyunca Plüton ve Satürn enerjinizde Plüton'u değişmeye ve geliştirmeye devam edebilirsiniz. Hayatınızda her şey yenilenecek, değişecek, eviniz değişecek, işiniz değişecek, ortam değişecek, enerjiniz daha değişecek. Kendinizi bilmek, bulmak, yenilemek ve yenilediğiniz her şeyin hani 3-4 yıldır o işle uğraşıyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, bu diyalog, bu telefon, bu yıl bunların meyvesini çok fazla alacaksınız. Yani evim icra, alanım icra, hayatım icra diyorsanız gerçekten Rabbim bu yıl size iş konularınızla alakalı inanılmaz yeni kapılar, yeni oluşumlar, yani hevesiniz
kursağınızda kalmayacak. Elinizi neye atsanız kurumayacak. Artık alma dönemi. Siz elmayı al ve ye. Yani iş kuruyorsanız yap. İşinizde konuşup yöneticinizle yükselmek istiyorsanız yap. Yurt dışı seyahati planın varsa yap. Tüm görevleri en iyi şekilde başaracağınız ve hatta insanların tüm enerjisi size hayran kalır. Çünkü bu sene sizde bir çekicilik enerjisi olacak. Yani yöneticiniz diyecek ki seni Almanya'ya yolluyorum. Yani seni İzmir'e yolluyorum. Çünkü sizin enerjiniz ve auranız o kadar yüksek olacak ki farkındalığınızın farkına etrafınızdaki insanlar varacak. Yani ben bu yıl Oğlak burçlarında inanılmaz değişim ve dönüşüm, hayatınızdaki borçlarınız, yani elektrik, doğalgaz, etrafa borcunuz dolar, euroysa bile 2021 bunların hepsinin altını üstüne getirmektir. Hepsini en iyi şekilde bağlarınızla ve enerjinizle güçlendirip çok büyük bir başarılar elde edeceksiniz. Korkma Oğlak Burcu, hayat taşların sana çok hızlı şekilde başarı. Özellikle kendi işini, eğlence sektörü, bar, kafe, restoran, yemek işi yapanlarda farklı illere iş yeri açmak ya da o markanızı büyütmek ve hedefinizden daha büyük alanlarda yer alacağınızı gösterir. Özellikle siyasi ya da siyasetle ilgilenen bazı oğlak burçlarında konumda, yerde, alan ya da mesela bilmem ne dersen şu partiye geçmek ya da şuradaysan bu partiye geçmek gibi oluşumlar olacak. Ailenize ait inşaatlı yerler var. Çözülmesi gereken inşaatlı işleriniz var. Bunların hepsini en iyi şekilde çözmüş ve bu noktalarla alakalı çok büyük bir başarı ve aydınlanma yaşayacaksınız. Ve hak olan noktalarda paylaşılacak. Özellikle babayla, babanız ölmüş olabilir ya da babayla ilgili sağlık problemleri, ciddi sıkıntı olabilir. Oğlak burçları ya da baba ya da aile büyüklerimize özlem yaşıyor olabilirsiniz. Canım hepimiz yaşıyoruz, takılmayın. Evli olanlar da çocuk niyetini geride bıraktık çünkü bu yıl çok başarılı ve güzel bir nokta. Ya şöyle söyleyeyim. Aşksız olanlar sıfırdan aşk hayatına başlayacak, geçmişi kapatacak, tamamıyla kendi karşısına çıkacak, duygusunu doğru yaşayacağı insan hayatına olacak. Aile bağlanır, çevrenizdeki insanlar, kendinizi eksik gördüğünüz eğitimle alakalı noktalarda güzel başarılar elde edeceksiniz ve hiç unutmadık ünvanınıza ünvan kapatacaksınız. Sağlık olarak özellikle sizin mide, bağırsak ve özellikle bağırsak sıkıntılarınız gündemde olabilir ve yatarken şiddetli baş ağrınız olabilir. Bu da sinüzitlerinizle alakalı olabilir. Dikkat edin sevgili oğlak burçları, mutlu yıla girin diyorum. Evet, 2021 kova burçları. Evet, heyecan biraz sizi yorucu, geçmişle alakalı bazı takıntılar, etrafınızdaki insanların sizi çekememe gibi, herkesi böyle şaşırtacağınız laflar, diliniz hiç durmayacak. Yani bu yıl sizi şaşırtma ve fantazilerinizin gerçekleşeceği için doğru bir yıl. Ama kazanç evrenizle alakalı ölçülü ve mümkünse kurallı para harcamaya önem gösterin. Çünkü sizin para mehrumunuz nasıl olsa geliyor deyip her şeyi bitiriyorsunuz, sonra açıkta kalıyorsunuz. Bunu yapmayın. Özellikle masaj salonu, manikür, pedikür, kuaför ya da bu tarz işlerde oluşan kova burçlarında işlerinde farklı işlere yol alma ya da küçük butik şeklinde iş yeri açma gibi fikirleriniz olabilir. Bunlar doğru bir karar olacak. Biraz panik atağınız olabilir bu yıl kova burçları. Nefes alamıyorum, panik atağım, psikolojim bozuk diyebilirsiniz. Bunu bu yıl 2021'in başlarında bir psikoloğunuza gidin. Yoga, meditasyon, bu enerji size iyi gelecek diyebilirim. Özellikle kurumsal firmada çalışanlar, aynı işte devam edeceksiniz. Yani değişen ne olabilir? Maaşınız artabilir, ufak bir konumunuz artabilir. Ama hedefinizde daha teknolojiyle alakalı ulaşan ve teknolojik işlerle uğraşan kovalar çok ciddi para
yenilik ve yeni olma, yeni ortaklı işler, yeni projeler, yani maaşınız artılması teknolojik alanda ya da profesörseniz bile büyük alanlara büyük teklifler, hayatınızda büyük değişimler olacak. O yüzden ama sabit aynı işinde, yani benim gibi eğer bir küçük bir dükkanınız varsa geliyorsunuz sabit oturuyorsanız, evet maaşınızda işinizde artma olabilir ama yerinizde ne değişebilir? Yaptığınız iş belli bu şekilde. Yoksa 2021 kovaların için ciddi anlamda doğru yolu doğru şekilde değerlendirirseniz çok büyük bir kazanç olacak. Yani hayalle gerçek, yani siz gerçeğe gidin. Hayal edin ama gerçeğe adım atmanız lazım. Bunları doğru değerlendirdiğinizde gerçekten mükemmel şeyler, üst düzey yöneticiler, yeni kurumlar, yeni oluşumlar size muhteşem açılarla dans ettirecek ve güzel bir yıl sizin olsun. Ya çünkü üstün zekanınıza alıkoyamayacak kimse. Çünkü siz aslında o kadar üstün zekalı, o kadar enteresansınız ki size panik atak, böyle nefes almama gibi sıkıntılar diyorum ya, aslında sizin kendi kendinize yaratacağınız, aklınız, zihniniz sizinle oynayacak. Ortaklı iş yapanlar da çok büyük bir, özellikle fabrika, ne bileyim, selpak yapıyor olabilirsiniz. Dezenfekte, maske işi yapanlar da çok güzel para kazanma evreleri söz konusu olacak. Banka, finans ve büyük kurumsallarda çalışanlar da, evet işlerinde değişme, yenilenme ama şirketlerinizde büyük bir değişim olacağı için siz de konum olarak çok güzel değişimler yaşayacaksınız. Takdir göreceksiniz, başarı alacaksınız. Ananız bile maşallah diyecek size. Yani göze çarpma, göz bebeklerinizin farkına varma dönemi olacak. Yani bu yıl sadece işe odaklı, hedefinizi bu konuda ciddi anlamda para ve odak noktanız. Özellikle iki tane evi olan ya da iki farklı noktada ev ve yatırım almak isteyenler, satmayın, yerine koyun. Ama toprak ya da toprak üzerinde müstakil bir yeriniz varsa müteahhitten gelecek teklif size çok güzel para kazandıracak. Özellikle 3 ya da 4 kardeş olan kova burçlarında maddi olarak sıkıntılarınız bu yıl bitiyor. Bekar olan kova burçlarına muhteşem evlilik demiyorum. Doğru hayat arkadaşı, doğru aşka adım atma. Çünkü iş temponuzdan evliliğe fırsat bulamayabilirsiniz. Sağlık olarak, evet, panik ataklarınızı uyarıverdim. Çok ciddi bir sorun yok ama kız kardeş ya da erkek kardeşin çocuklarının sağlık problemleri olabilir. Biraz aile bu konularla alakalı mutsuzluk yaşayabilir. Biraz bunun verdiği bir huzursuzluk olabilir değerli kova burçları. Kendi kariyerinizle ilgili de yapmak istediğiniz fikirler var ama bu yıl çok tempolusun. 2022'yi bırak. Çünkü sen kendin çağ. Ya insanlar sana ayak uyduracak bir yıla adım attık. Yani sen kendinle dünyaya hükmedeceksin. O yüzden kıymetini bil değerli kova burçları. Size güzel ışıklar, yenilikler. Bir de sezgileriniz ve rüyalarınız inanılmaz güzel olacak. Bol bol ya Şafi veya Fettah Çetin üzerinize nazar ve kötü enerji oluşmasın diyorum. Evet muhteşem balıklar, nasılsınız? Beklediğinizi karşılayacağınız, not alın. Vallahi karşılayacaksınız. Çünkü bu yıl not alma yılınız. Yani bu yıl boyunca kafanızda planladığınız, yapmak istediğiniz her şey, bunu yapacağım, bu olacak, şu an. Evet daha çok ne olacak biliyor musunuz? Dini inançlarınız ya da inandığınız şeylere çok daha abartılı bağımlılıklar yapacaksınız. Yani anneannelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin öğrettiği inançlar dışında farklı inançlara, çok fazla abartı takılan insanlara karşıyım ben. Çünkü köklerimiz ne verdiyse aynı kültürle devam etmemiz gerekiyor. Özellikle uzun süredir, hani son 9-10 aydır hiç ödüllendirilmedim. 2021 bana evet maddi ve manevi olarak rahat ama ödül almadığım bir dönem. Evet 2021 size ödül sunulacak ve bu yılı o kadar güzel dengeli, o kadar güzel başarılı geçireceksiniz ki. Ya 2019 bazıları için muhteşem geçti. 2019 özellikle muhteşem geçti. 2021 daha muhteşem geçecek sizin için.
O yüzden beklentilerinizi maddi ve iş konularınızla alakalı noktada çok büyük yükseltebilir. Yeni planlar, yeni oluşumlar, yeni iş kapıları size teklifler gelecek. Bunları çok doğru değerlendirdiğinizde muhteşem işinizde konum değiştirmek istiyorsanız hak kazanacaksınız. Yeni bir iş teklifi bekliyorsanız buradan cevap gelecek. Kendi işinizi kardeşinizle yapmak istiyorsanız çok doğru yapın isterim. Diş doktoru, sağlık sektörüyseniz kendi kariyeriniz için doçentlik eğitimi hayatınıza geçiş yapma ve bunlarla ilgili. Mesela bu sene size Joker kartı veriyorum. Ne eksikseniz Joker kartı kullanabilirsiniz. Bu Joker kartı size tüm sahip olmanız gereken, unutmayın bir Joker kartınız var. Sahip olmanız gereken ya da size bir Joker kartı vermeyeyim. Size dolar kartı vereyim. Ya ben dolar kartı veriyorum. Sizin bir dolar kartınız var. Sıkıştığınızda dolar kartınızla hareket edebilir ve istediğiniz her enerjiyi rahatlıkla açabilirsiniz. Özellikle Ankara, Yozgat, Afyon, yani İç Anadolu bölgesi ve etrafında olan kişilerde yer değişimi, yer alma, bulunduğunuz evle alakalı sıkıntılarınız varsa daha bir ormanlı, daha yeşili bol olan noktalara taşınma kararınız var. İstanbul'da da eğer yaşıyorsanız daha ne bileyim Kemerburgaz, Şile, Tekirdağ bölgeleri daha doğaya ait noktalara taşınıp oralardan ev alma fikriniz var. Bunu da geçirin çünkü uzun süredir doğaya olan düşkünlüğünüz var. Avcılık merakı ne alaka var sizde bu sene? Avlanmak, av yapmak, av yasak değil mi? Canlılara kıymayın ama böyle doğayla alakalı meraklarınız, bisiklet, avcılık, bu tarz sporlar size çok iyi geleceğini uyar veriyor. Evet, şöyle söyleyeceğim. Mesela devlette çalışıyorsunuz ama sizin adınıza ortaklı işler var ama siz gözükmüyorsunuz. Bu işlerden de büyük bir para kazanacak olarak gözüküyorsunuz. Yani gizli ortak gibi gözüküyorsunuz. Bu işler size büyük kazanç verecek. Tarım işiyle organik tarımla uğraşmak isteyen bazı balık burçları evet yapın bunlar size yerinizi belirleyin. Hep yapacağım yapacağım diyorsun yeri belirlemiyorsun. Uzun süredir bu planın var. Joker hakkını bunun için kullan ve yap. Çünkü bu sana gerçekten doğru bir döngüyü getirecek. Sağlık olarak sizlere şunu demişim. Ha bazı balık burçları çocuk çok çocuk istiyorum. Evet bir kızım var ama bir de oğlum olsun. Müstakil bir ev almak istiyorum. Çocuklarım burada. Evet bunlar gerçekleşecek ve sizin için hayırlı olacak diyorum. Yani 2021 sevgi ve keyifli bir yıl olacak. Hatalarınızı düzelteceğiniz, kendinizi daha güvende hissedeceğiniz, ilişkinizle daha samimi ve daha sıcak sahada olacağınız, sinema, tiyatro, bu tarz enerjileri birlikte evde yapacağınız enerjiler söz konusu olacak. Galiba size sevginin en başarılı yılı olacak. Keşifler, yeni bağlantılar, yeni oluşumlar, yeni keyifler, o kadar güzel şeyler size katacak ki. Bence siz hak ettiğiniz değeri en iyi şekilde. Aşksız olanlara muhteşem çift. Yani elini tut, bırakma sakın, doğru hayat arkadaşın olacak. Ekim ayından sonra Venüs Retro sizi yalnız kalmak, hani böyle kendi içimizde yalnız kalayım, kendimi yeni döneme adapte olayım, içimdeki duyguları daha yalnız yaşayayım. Samimi şekilde çevrenize bunu anlatırsanız zaten sizi yalnız bırakmaz. Çünkü siz oyun oynamayı, bilgisayarda oyun oynamayı, kafanızı dağıtmayı, kitap okumayı, farklı şeyler ve doğayla alakalı süreçler yaşadığınız için siz o an o duygunuzu yansıtan insanlar sizi anlar. Ne var şu haritada? Anne sevginizi ve aile sevginizi daha ön plana çıkartın. Onları çok sevdiğinizi dile getirin diyorum. 2021 tüm burçlarımıza uğur ve bereket, aydınlık ve bereketli getirsin. Ne yapıyorsunuz? Astrolojiden ne haber? Ve Akkaya Official Instagram sayfamı da takip ediyorsunuz. Mutlu, huzurlu, coşkulu, hayat dolu. Evet, size nar taneleri, bereket ne varsa her şey sizinle olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.